Bugün mod günü. FC 25'te tam olarak şu anda 3. ligdeyiz. Karşı yakadayız. Karşı yakayla bir sezonluk bir rebuild yapacağız. Detaylı oynayacağımız bir rebuild olacak. Ve bugün hedefimiz 3. ligi grup 1'e şampiyon olarak tamamlamak. Burada çok önemli bir rakibimiz var. Bursa Spor. O yüzden işimiz kolay olmayacak. Başlangıç bütçemiz 193.000 euro. Takımda mevcut kadro görüntüde. Eklemeler kesinlikle yapacağız. En yetenekli oyuncu Yasin Ozan ve İshak Kurt. En değerli oyuncu Çatay Yılmaz. Ama o da bize kiralık gelmiş. Son 3 video sizlerin sayesinde hype listesine girdi. Eskişehir, Manchester United ve Beşiktaş videoları. Onlar için çok teşekkür ediyorum. Bu video için de desteğinizi göstermek adına beğeni attıktan sonra hype puanı verebilir. Hem videonun önerilmesini sağlayabilir hem de bu videoyu yeniden hype listesine sokabilirsiniz. Hazırsanız... Karşıyaka başlıyor. Hemen altyapıya geldim. Şimdi bu ligde yabancı oyuncu kullanamıyoruz. O yüzden altyapıdaki yabancı oyuncuları mecburen serbest bırakmak durumundayım. Tabi bu adamları serbest bıraktıktan sonra belli bir bütçede elde edeceğiz. Hakan Şahin potansiyeli yüksek ama bir yıl içerisinde ne kadar gelişebilir o büyük bir muamma. Ben buranın tamamını serbest bıraktım. Herkes serbest bıraktıktan sonra da mevcut bütçe 2 milyon euroya kadar yükseldi. Ne oynuyoruz? 4-2-3-1 geniş. Oynamayalım. Oynamayalım. 4-2-3-1 geniş oynamayalım bugün. Farklı bir varyasyonu deneyebilirim. 4-2-1-3. Kullanacağımız taktikte kontra atak. Getirebildiğimiz antrenör sayısı 7. 4 antrenörden daha fazla getirsem mi ben ondan emin değilim hala. Birazcık bütçede bırakmak istiyorum çünkü. 4 kişi getirdim 1 milyon euro eksildi bütçeden. Bursa'da iyi oyuncular var. O yüzden Bursa ile yarışacaksak bizim bu takıma kaleci getirmemiz lazım. Bir de hedefimde stoper olacak. Gerçi bir şey söyleyeceğim. Bu takımda MDO yerine birçok merkez orta saha var. 4-3-3 atak. Korkmuyorum. Bu sistem birazcık açık verebiliyor ama korkmayacağız. Yalnız serbestle ben Türk futbolcular buldum. Ve onları bu takıma kazandırmam lazım. Ravil Tagir. Şu an gerçekte serbest de mi bilmiyorum. Modda de duruyordu. 21 yaşında 69 overall'da. Bu takımı şampiyon yapar. Tabii kaleciyi de hallettikten sonra. Şimdi Mert Yusuf Torlak bizde kiralık. Bu adamı geri gönderdim. Maaş olarak en yüksek maaş 12.000. Yani en kısa sürede gidebilirlerse çok iyi olacak. İkna edebilirsek eğer Karşıyaka'nın starı olur. Tolgay Ali Arslan. Ya bizdeki haftalık bütçe çok yüksek değil. O yüzden Tolgay gelir mi? Biz ne kadar verebiliyoruz? 14.000 verebiliyoruz. Çok yakın. Gerçekten çok yakın. Şöyle bir teklif yaptım. Tolgay Karşıyaka'da. Şampiyonluk için geliyor. Şuraya eksik size enerji 70 yaptım. Bir an önce oyuncu satışı yapmak zorundayız. Hedefim o. İshak Kurt için Antalya'dan teklif geldi. 600 bin euro teklif verdim. Anlaştık. Bedirhan Altunbaş için de 200 bin euro kabul. Sinan Gayla için de 350 bin euro. 470 istedik. Biraz yükselttiler çok olmasa da. 450 anlaşalım. İshak Kurt Antalya'da. İshak satışı sonrasında hemen Berkay Vardar'ı karşı yakaya getirmeye çalışıyoruz. 21 yaş, 63 overall. Ben çok iş yapacağı düşüncesindeyim kendisinin. İyi de bir maaşa geldi. Bir de hedefim Bizimde Santrafor var. Thiago Çukur. Genç oyuncuyu da kadromuza serbestten katacağız. 5 yıllık kontrat 6.6 bin maaş. Satış var. Bedirhan Erzincan'da. Serbestte bulunan son Türk futbolcuyu da getireyim. Kazımcan Karataş orada. 21 yaşında ve 66 overall. Baya biz şampiyonluk için şu an kadro kurmaya başladık. 5 yıllığına geldi. Hakan Barış için Manisa'dan teklif var. Görüşeceğiz. 380 bin euro istedim. Anlaştık. Sinan Keçiören'de. Hakan Barış da Manisa ile anlaştı. Hedef iyi bir kaleci. kaleci de buldum. Beykoz'dan getireceğim Utku. 11 ay kontratı var o yüzden 600 bin euroya. Beykoz Anadolu'dan karşı yakaya geldi. Kendisiyle 4 yıllık da kontrat. Utku karşı yakada. Benim şu an planladığım 11 bu şekilde olacak. Berkay'ın pozisyonunu değiştireceğim. Bir tek MDO'da o kaldı. Berkay 6 haftada stoper olabiliyor. 26 haftada orta Orta sahaya çekeceğiz. Tolga'nın mevkisini ofansif orta saha yapıyorum. Stoper'de de Akbay 37 yaşındaymış. Güner girdi. Şöyle yaptım. Elimizde düşük de olsa bir bütçe var. Bu bütçeyi bundan sonra devre arasına saklayacağız. Devre arasına kadar iyi bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Silivri maçıyla da sezonu açacağız. Maç öncesinde Tolga'nın pozisyon değişikliği var. O... Ofansif orta saha. Ama herhangi bir gelişim göstermedi. Daha üstüne yakın zamanda düşecekmiş gibi. Silivri'nin kadro. Orta sahası bitik bence. 42. Bu sezonu şöyle planlıyorum. 2 tane Bursa maçı oynayacağız. Türkiye Kupası'ndaki maçı oynamayı planlıyorum. Yine üst sıralardaki ekiplerle yani ilk üçteki ekiplerle karşılaşırsak ilerleyen evrede onları oynayabiliriz. İzmir'de galibiyetle sezonu açmak istiyoruz ama olmadı. Tolgay ve Mersin golleriyle bir bir bitti maç. Takımın belli ki birazcık zamana ihtiyacı var. Bir yandan oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor. Dediğim gibi transferi biz bitirdik. Karşıya kadar bu sezon gelenler ve gidenler ekranda. Elimizde az da olsa bir bütçe var antrenör getirebilirim. Eksikleri tamamlayalım. Herhangi bir sorun yaşamayalım. Bunu istiyorum şu an. Antrenör kadrosu bu şekilde oluştu. İkinci hafta rakip Fassa. Gelin Fassa'nın kadrosunu göstereyim. 5-3-2 e oynuyorlar. İlçe stadında 2-0'lık galibiyet Tolgay ve Çağatay attı. İlk 3 puan. Yasin Ozan'a teklif var. Bir de şunu söyleyeyim. Haftaya Modda kullanmamı istediğiniz takımı mutlaka yorum olarak yazın. Etimeskut Belediye Spor. İkinci ile oynayacağız. Onlar 2 2 ile başladılar. Defans hattı çok iyi görünmüyor Etimeskut'un. Bizde de keskinliklerde biraz sıkıntı var. 2-0 kaybettik. Etimeskut 3 3 yapmış oldu. 3 haftanın sonunda Etimeskut lider. Bursa'da iyi başlamadı. Biz de iyi başlamadık. Kütahya Belediye Spor. Hafta 4. Onlar 6. Biz 10. yüz. Bir galibiyet, iki beraberlikle başlamışlar. Hadi ama artık. 4-0 çok rahat bir galibiyet geldi. Bunu yapmamız lazım. Kadro kalitemiz fena değil. Üstlere oynamak zorundayız. Ağrı 1970. Sıradaki ekip. Onlar şu an ikinci. Yenilgileri yok. İlk yenilgisini bizden alsınlar mı? Bence alsınlar ama 2-2 bitti. 2 şutta 2 tane gol yedik. Tolgay 88'de kurtardı takımı. Evet Türkiye Kupası maçlarını oynayacağım. Çorlu maçıyla başlıyoruz. Tur kaç? Birinci tur. Çorlu'nun kadrosu. Santraforlarında Galatasaray'dan gelme bir oyuncu var. Caner. Bizim formayı şu şekilde yaptım. Devre süresi 3 dakika. Zorluk seviyesi seçkin yani en zor seviyede oynayacağız. Karşıyaka taraftarı görüntüde. Oynayacağımız ilk maç. Bakalım ne olacak. Cenk tuttu topu. Cenk Ahmet Alkılıç ortayı da yaptı. İndirebilecek miyiz? Hayır. Enes Tolgay'la oynadı. Tolgay indirdi topu. Kazımcan Karataş içeride kimse yok. Kazımcan ya yani içeriye çevirdi ama yani kimse hareketlenmedi ki. Berkay, Yasin Ondan Tolgay Arslan'a. Tolgay şimdi sol tarafta Enes Adalbayant içe çevirdi. Çağatay direkten döndü. O pas yanda etkili bir hücuma döndü. Sinan Kurumuş İsmail müdahale etti. Şimdi Yasin önüne geldi. Yasin kaleyi düşündü. Out. Tolgay pasta kullandı. İsmail vuruş. Cenk Gönen. Muharrem. Sinan Kurumuş yine getirdi. Sinan Kurumuş Out attı. Sol oynadı Enes Enes çekti. Enes şimdi Kasım Can'a müthiş bas. İçeride yine boş bir isim var ama. Kötü orta geldi. Çağatay'la oynadı. Çağatay. Çağatay şimdi Erdal'a. Erdal Öztürk getirdi. Pası verdi Yasin. 1-0 öndeyiz. Yasin attı. Dakika 54. Ara topu etkili. Caner'le geliyorlar. Caner, Ravil önünde kaldı. Utku aldı topu. Enes'ten Kazım Can'a. Kazımcan orta yaptı. Yasin! Yasin müthiş gol. Bir an dedim gol mü değil mi? Yasin Ozan. 2-0. Orta geldi bomboş orada. Sinan vurdu Utku. Maç bitti. Karşıyaka 2 Çorlu 0. Türkiye Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. Bugün tabii ki de takımın en iyisi Yasin Ozan. Ligde de 3. sıraya kadar yükselmişiz. Transfer dönemi bitti. Pazar maçımız var deplasmanda. Rakibin son 5 maçında galibiyeti yok. Bu arada orada 4-3 rölanti yazıyor ama görülen sistem pek de ona benzemiyordu. Onu da belirtmek lazım. 2-2 bitti kazanan yok. Bana sorarsanız şu ana kadar çok fazla puan kaybı yaptık. Bursa maçımız var. Oynayacağız. Ligin en iyi takımlarından biri Bursa. Simülasyonda çok kötü başlamışlar belli ki. Kadro ortalaması da diğerlerinden çok daha iyi. Ben Bursa'yla yarışacağımızı düşünmüştüm. Onlar biraz geride başladı. Gerçi 3 puan fark var sadece. Ligde herkes çok fazla puan kaybı yapıyor. Öyle birlik düşünün ki. Formalar iyi. A sancakta maç başlıyor. Baskı var. Kazımcan aldı. Enes Pası verebilecek mi verdi? Yasin karşı karşıya. Yasin Ozan. Golle başlıyoruz. 1-0. Yasin. Enes çekti. Enes döndü. Enes yerde ve penaltıyı aldı. Ben gördüm onu ama biraz geç verdi hakem. Hareketi zaten geç yaptık. Geçerken Enes de bir güzel takıldı orada. Penaltıyı aldı mı aldı. Tahir Babaoğlu geldi. 1-1. Dakika 14. Enes de sol taraftan getiriyoruz. Enes ortayı yaptı. Deniz. Erdal. Tolgay. Tolgay o top attı. Yasin vurdu. Deniz. Recep. Baskı. Enes şimdi orta geldi. Yasin yine kaçırdı ama bu sefer tamamladı Yasin Ozan. 2-1. Berkay Vardar. Müthiş oynadı. Kazımcan Karataş'a. Kazımcan Karataş Deniz. Muhammed Demir. Ravi Tahir iyi engelledi. Top şimdi Tolgay'da. Ondan Enes'e. Enes. Enes'ten Berkay Vardar. Berkay pası verdi. Yasin aldı vurdu Deniz. Offside dedi Akem. Tahir. Tahir geçti. Tahir. Muhammed'le oynadı. Şimdi Sedat. Bursa etkili geldi. Sedat döndü. Pası verdi Tahir ve 2-2. Tahir Babaoğlu. Abdullah. Abdullah yürüyerek geçti. Bir de ortayı yaptı. Bomboş orada Tahir Babaoğlu ve Bursa öne geçti. Yine Tahir. Döndü. Çağatay verdi pası. Cenk Ahmet Alkılıç. Orta geldi. Kontrol. Tolgay 3-3. Kaptan attı. Yeniden eşitlik var. Tolgay Arslan. Mustafa. Tahir Babaoğlu. Yine geçti. Tahir Babaoğlu getiriyor. Tahir. vuruş Utku. Mustafa. Mustafa hala topunda. Mustafa. Cenk Ahmet. Çağatay'la oynadı. Çağatay. Yasin. Yasin pası Tolgay'a. Tolgay. Pası verdi Yasin Ozan'a ama dönemedi ki. Açıyı ayarlayamadı. Berkay. Enes. Enes'ten pas Tolga'ya. Tolgay oradan kaleyi düşündü out. Kazımcan Karataş. Thiago. Tolgay. Enes. Yo Yasinmiş. Çağatay verdi. Çattı Çağatay. Çağatay Yılmaz. 4-3. Son dakikalarda karşıya oyuna geçti yeniden. Hamza. Tahir yine döndü. Tahir gidiyor. Tahir Babaoğlu çekti. Tahir Babaoğlu ikinci de geçti. Adam her şeyi yaptı bugün. Tahir Babaoğlu. 4-4. Bitirdi 4-4. Yani topla oynayan taraf onlardı. Şu sayıları neredeyse eşit. Yasin Ozan bizde onunla oynadı. Orada da Tahir belli ki onunla oynadı. Neden Bursa maçını oynadığımızda belli oldu. Ligin en zor maçı. Karabük maçı deplasmandayız. Bir anda 8'inciliğe kadar düştük. 5 maçta galibiyetleri yok. Bunu bilerek sahaya çıkıyoruz. Ama o galibiyeti bizden aldılar. Taner. 4-3-3 atak değişiyor. 4-3-3 rölanti. Hepsi böyle oynasın. Zaten pozisyonları var. O yüzden çok sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. Tolga'yı da yeniden orta sağ yapacağız. Puan tablosu nasıl? Biz 10 puandayız. Lider 16 puanda ağrı. Yani ligin ikinci yarısına kadar çok şey değişir. Ama bu sistem değişikliğini yapmak zorundaydık. Muğla ile oynayacağız. Muğla iyi gidiyor. Onlar 6. Ama Muğla'yı yenmeyi başardık. Yasin, Cenk ve Tolgay. Kupa maçı Elazığ ikinci tur ve deplasman ve rakibin overall'lar bayağı iyi. Böyle formalar karışır. Şöyle yaptım. Santrafor'da rotasyon. Thiago Çukur oyunda. Hadi başlayalım. Melih. Melih geçti. Melih verdi pası. Denizhan. Denizhan çok etkili oynadı Yusuf Mert. Utku iki hamlede. Melih getiriyor. Melih. Şimdi Kerem'de top. Melih. Yusuf Mert. Yusuf Mert vurdu. Golü de attı. Yusuf Mert, Kerem top bizde. Enes şimdi pası verdi Tiago Çukur'a. Tiago Çukur çekti. Tiago Çukur bir anda karşı karşıya Tiago Çukur uçtu. O nasıl hızlanma golden sonra. Tolgay verdi pası Erdal'a. Erdal, Tolgay kaçtı. Tolgay hemen oynadı. Tiago Çukur döndü. İsmet çıkardı. Tolgay korneri kullandı. Kafa vuruşu onlardan. Şimdi Ravi Tagir. İyi indirdi. Erdal Kazımcan kaleci Tolga indirdi. Çağatay uzun bir top. Thiago Çukur iyi kontrol geldi İsmet. Berkay zor da olsa aldı Enes. Thiago Çukur verdi Tolga'ya. Tolga yara topu geçmedi. Çağatay Thiago'nu koşu yoluna. Thiago aldı. Nereye kadar götürebilecek ama Thiago Çukur çekti. Thiago pası verdi İsmet. Maksut. Melih aldı. Melih'le geliyorlar. Melih çekti. Vuruş. Yusuf Mart Elazığ yeniden önde. İsmail. Hata geldi onlardan. İsmail iç tarafa. Orada kim var? Erdal var. Erdal. Tiago Çukur offside. Tiago gitti bastı aldı topu. Tiago Çukur. Tiago hala top onda. Pası verdi. Vuruş. Tolgay alta gitti. Kaçana bak. Tolgay. Tiago Çukur. Thiago verebilse, verebilse bambaşka şeyler konuşacağız ama maç bitti. Elazığ deplasmanını da kaybettik. İyi bir takıma karşı oynadık. Elazığ gayet iyi oyunculardan kuruluydu. Thiago Çukur elinden geleni yaptı. Bugün en iyisiydi. Artık lige odaklanacağız. Kupada bu kadarmış. Artık tek hedef ligde şampiyonluk. Hemen puan tablosuna bakalım. 5 puan fark var. Rakip Kuşadası. Hızlıca Ocak ayına kadar gidelim bir bakalım durum ne oluyor. 2-2. Tolgay yeniden orta sağ oldu. Herhangi bir gelişim veya düşüş yok. Viranşehir'le şehirle oynayacağız. 10. yüzde artık birazcık toparlanması lazım bu takımın. Bir seri yakalasak bambaşka şeyler konuşacağız ama 3-0. Bursa Nilüfer sıradaki rakip. Onlar 7. Pablo Bataja'nın eski kulübü. Kazanabilecek miyiz? Hayır. Bizi 2-0 yendiler kendi evimizde. Ya karşı ciddi sıkıntılar içerisinde. Kasım ayı itibariyle 10. yüz. Şu an galibiyeti olmayan Ergene Meşe ile oynayacağız. Bunları da artık yenelim mi? Yine yenemedik. Radikal değişiklikler an meselesi. Bir şey söyleyeyim mi? Bireysel performanslara bakıyorum. Bireysel performanslarda ciddi sıkıntılar yok. Belli ki formasyonu değiştirmek zorunda kalacağız. Ocak ayına kadar böyle devam. Birkaç galibiyet bizi üstlere taşır. Biz bayağı geride kalmışız yalnız. Şu an baktım ama Bursa inanılmaz yükselmeye başlamış. Artık kazanın. Bir zahmet. Karşıyaka 1-0. Kazımcan. Adıyaman deplasmanı. 5. 7.ye karşı sık sık puan tablosuna bakmaya başladık. Üst taraf her an elimizden kayıp gidebilir. Hadi galibiyet. Adıyaman'da 2-1 Enes ve Tolgay. Enes son dakikada galibiyeti aldı. Fassa'yla oynayacağız lider. Ben şu an onları simülasyonda yenebileceğimiz düşüncesindeyim. Fassa'nın kadro 5-3-2 rölanti. Kadro aynı. Biz bu kadar kadroya alıştık. 2-0'lıkta galibiyeti aldık Enes. İki tane attı. O da simülasyon performansını geliştirdi. Silivri deplasmanı. 5 maç, 3 galibiyet, Bir beraberlikleri var. Keskinlikler artık Enes dışında artmaya başladı. Enes'te biraz problem var ama de son dakikalarda ne maç kurtardı ama. İkinciliğe kadar yükseldik. Lider fazla. Hala. Bir de 4 puanlık fark var. Maç eksiğimiz olduğuna bakmayın. Ligde inanılmaz puan kaybedilebiliyor. 2-1 kazandık Enes ve Çağatay. Gökhan Meral için teklifler geliyor. Bu adam kendisini transfer listesine ekledi. O yüzden göndermek durumunda kaldık. Kendisi Karaca Bey'de bundan sonra. Geldik Muğla deplasmanına. Yasin Ozan bir overall daha düşecek gibi. Çok az kaldı. Enes yine attı. Yine son dakikalar. Yani ne yapıyor bilmiyorum. İnanılmaz bir iş şu an. Seri de yakaladık ama puan durumu hala bu. 3 takım kalacak herhalde. Fasla, Bursa, Karşıyaka şampiyonluk mücadelesinde. Bu maçtan sonra da transfer dönemi geliyor. 2-0'lıkta galibiyeti aldık Thiago Çukur. Ligin ikinci yarısı Thiago 11'de oynayabilir. Birkaç maç deneyeceğim. Yasin Ozan evet iyi gidiyordu ama overall düşüşü, son haftalardaki formsuzluğu biraz bizi Thiago Çukur'a doğru itmeye başladı. Enes kesinlikle bu takımda değişmeyecek oyunculardan biri. Devre arası transfer yapmayabiliriz. Çünkü şu an gerçekten takım iyi gidiyor. Bozmak istemiyorum. Hasan Sürmeli'ye teklif geldi. Yedek kaleciye. 120 bin euro. Abdülkadir Öksüz'ü istiyorlar. Bu adam gitmesin dursun. Rakip Ergene Velimeşe galibiyetleri yok son 5 maçta. Hadi Thiago. Hadi bugün golün var. Tolga 2 tane attık, kazandık. Hasan Sürmeli satıldı. Karabük'le oynuyoruz. Bu adamlar niye puan kaybetmiyor ya? Fassa hala lider. Bursa puan kaybetti, bunlarda tık yok. Karabük'ü yendik Tolgay ve Enes. Karşıyaka lider ve Bursa deplasmanına gidiyoruz. Maç gibi maç. Fassa puan kaybetmiş. Bursa'nın 40 puanı var. Yenersek Bursa şampiyonluk yarışından biraz düşebilir. 5 maç 4 galibiyet bir beraberlikle geliyorlar. Geçen maç inanılmaz oynayan bir Tahir Babaoğlu vardı onlarda. Biz yine elimizden geleni yapacağız. Bursa'da maç başladı. Muazzam bir zeminde oynuyoruz. Onu da belirtelim Erdal. Erdal uzun top. Thiago Çukur vurur mu? Golle başlar mıyız? Evet. Thiago Çukur attı. Dakika 2. Müthiş gol. Thiago Çukur. Samet. Muhammed'le oynadılar. Muhammed geçti. Muhammed golü de attı. Erdal. Erdal getiriyor. Erdal Öztürk. Oradaki boşluğu iyi değerlendirdi. Erdal pası verdi Çağatay. İki oldu. Yeniden öndeyiz. Ömer. Baskı var. Tolga aldı. Çok kötü pas ama. Çok kötü pas. Tutan yerde ve çok sert hareket. Evet Thiago Çukuru bu pozisyonda hakem attı. 10 kişiyiz. Hoca itiraz ediyor. Sinirler baya gerildi. Nasıl bu pozisyonda atarsın dedi. Mücahit Can. Hala top onda Mücahit. Mücahit getirdi. Mücahit pası verdi. Tolgay var orada. Derken o top Muhammed Demir'e geldi. Offside yok dedi hakem. Ravil Tagir. Müdahale var Ravil Tagir. İlhan getirdi. Pası verdi Mücahitcan. Mücahit Can. Mücahit Ravil Tagir yine en kritik yerde müdahale yaptı. Recep baskı var. Erdal aldı. Erdal'dan Çağatay'a geçemedi. Recep Tolgay gitti kaptı topu. Şimdi Çağatay. Çağatay tek başına. Çağatay Yılmaz. Çağatay çekti. Çağatay vur. Kerem çıkardı. Tolga Erslan. orta geldi kafa. Ravil out. Muhammed Demir. Offside yok dedi hakem. Mücahit Can ve 2-2 oldu. Bomboş kaldı bir anda orada. Enes. Pası verdi Kazımcan. Pas Çağatay'a Çağatay. Verdi golü hakem. Yeniden öndeyiz. Yine inanılmaz bir maç. Bursa'da. İsmail'den müdahale Enes. Şimdi Çağatay. Çağatay. Engellediler. fal aldık. Tolga Yarslan. Orta geldi. Bir orta daha gelir mi geldi. Evet kafa vuruşu. Boşta kalan top Berkay var. Dara gitti. Yine çıkarken top kaybı geldi onlardan. Enes. Tolgay mı? Berkay. Erdal'a. Erdal'dan. Çok iyi top. Çağatay aldı. Çağatay çekebilecek mi? Hayır. Eren. İlhan. O top. Utku'ya geldi. Erdal ve maç bitti. Bursa'da 3 puan karşı yakanın. Ya rakipte neden Tahir'in oynamadığını açıklayabileceğim bir durum yok. Bizim için çok iyi oldu. İyi de bir galibiyet aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Karşıyaka'da bir kez daha transfer bitti. Devre arasında pek bir şey yapmadık Takım çünkü geç olsa da form tutmaya başladı 13. pazarla oynayacağız Thiago Çukur bu maçta cezalıydı Kazım Can attı 1-0 kazandık Hemen maç sonrasında puan tablosuna bakalım Fazla artık puan kaybet Bursa şampiyonluktan düştü ama Ağrı deplasmanına geldik Thiago döndü 2-1'lik galibiyet Enes ve Çağatay Sezonun ilk maçını bu adamlara karşı kaybetmiştik Bursa Nilüfer 6. ile oynuyoruz 3 puan daha Yazar mıyız? Yine yendiler bizi. 3-1 çok ters geliyorlar. Çok ters geliyorlar bize. Neyse ki Fassa puan kaybetmeye başlamış. Bursa ile aramızda 7 puan kaldı. Viranşehir maç öncesinde kaç haftamız kaldı ona bakmak istiyorum. Son 4 maç son maç Etimeskut Belediye maçıymış. Şampiyonluk maçımız o olacak. Kupa kaldırmasak da. Viranşehir deplasmanı. Hadi be. 2-1 kaybettik. Ortalık karıştı şimdi. Gerçi Bursa da kaybetti. Peki ya Fassa? Fassa daha oynamamış. Yarış yeniden başladı. Fassa 52 kadar geldi. Adıyaman. Son maçlar artık. Ona göre oynamak lazım. 1-1 bitti. Bursa yine yenildi. Bursa son haftaları kaldıramadı. ile baş başa kaldık. Kütahya maçı. Yenmemiz gerekiyor. 4-2. Çok kritik maç. Fassa yenildi. Karşıyaka şampiyon oldu. Son hafta Etimeskut. Her zaman veda maçlarını oynayacağız. Final maçımız. Stoper'de Cezalı oyuncu var. Böksüzü oynatacağım orada. Hadi finale Etimeskut'ta Ankara'da bitirelim. Alişan. Alişan getiriyor. Pası da verdi. İbrahim çekti. Vuruş Eren ve Etimeskut 1-0 önde. Eren. Erdal iyi çekti. İyi de pas. Tolgay. Şimdi Cenk Ahmet Çağatay'la oynadı. Çağatay. Çağatay getirdi. Ortayı da yaptı. Kafa vuruşu Thiago Çukur dönen top. Melih ve Korner. Erdal uzun top. Orada Melih hata yapmadı. Erdal. Orta geldi. Thiago Çukur offside. İyi pas. Alişan. Alişan getiriyor. Alişan yerde. Berkay Vardar. Sarı kart. Topun başında Bozan var. Ömer Bozan direkten döndü. Dönen top Tunahan out'a gitti. Ravil iyi müdahale. Bir anda Thiago Çukur karşı karşıya kaldı. Thiago Çukur. Eşitlik var. Tiago Çukur. İbrahim iyi sıyrıldı Ravil'den hem de. Şimdi etkili de top Kazımcan geldi. Enes şimdi Erdal'la iyi oynadı. Erdal sol taraftan hızlandı. Erdal çekti topu. Tiago Çukur. Thiago! Thiago! Müthiş bir gol. 2-1 öndeyiz Thiago Çukur. Ya şunu söylemek lazım. Bu adamlar nasıl pas yaptı ben anlamadım. 70'ten daha fazla topa sahip olmuş olabilirler. Biz sadece topun peşinden koştuk. Bu arada kupa var evet. Kaptan Tolgay'dı. Geldi. Bu sezon karşı yakayı. Yeni transferlerle birlikte şampiyon yapmayı başardık. Şampiyon karşı yaka. Göstereceğim. 68'e 32'ymiş. Son 30 dakika falan top almadık neredeyse ya. Mart ayı itibariyle de Bizim için link bitti. Biz şampiyonluğu aldık. Burada noktalayacağız 61 puanla. Utku'nun performansı kalesini 8 maçta gole kapatabildi. Enes Nalbantoğlu çok iyiydi. Tolgay müthiş katkı verdi kaptan. Çağatay da gerçekten çok iyi oynadı. Yasin Ozan ve Tiago Çukur da idare ettiler. Şu an en değerli oyuncu kim? Ravil Tagir'miş. Çok iyi gelişti. Gol krallığı listesinde ilk 5'te bizden kimse yok. Sabit Hakan Yılmaz diye bir isim var Amasya'da. O gol kralı olmuş. Asis krallığında yine bizden kimse yok. Fasladan Yasir Reis 1. Golem maç sayısında yine bizden kimse yok. Olmadı ya. Utku 12.ymiş. Yapabileceğimiz çok da bir şey yok. Videonun sonuna geldik. Bu modda bir sonraki hafta yine pazartesi günü hangi takımı görmek istiyorsunuz mutlaka yorum olarak yazın. Sonrasında da arkadaşlarınızın yorumlarını beğenin. Like atmayı kanala abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Bunları unutmayın. Hoşçakalın.